Merhaba sevgili takipçilerimiz, rehberlik servisine hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi yazımızın başlığı mitomani nedir? Evet, son günlerde siyasi arenada çok söylenen bir kelime, bir kavram. Bu kavramın ne anlama geldiğini açıklamaya çalışalım. En başta bir cümleyle söyleyeyim. İnsanın çok fazla yalan söyleyerek gerçeklik algısını artık kaybetmesine, söylediği her yalana artık kendisinin de inanmaya başlamasına mitomani denir. Evet, en net ve kısa tanımı budur. Bir insanın gerçeklik algısını kaybedip söylediği her yalana kendisinin de artık inanmaya başlamasıdır. Şimdi yazımızı okuyalım. Mitomani, yalan söyleme hastalığı olarak bilinir. Bu hastalığa yakalanmış kişilere mitoman adı verilir. Yalan söyleme hastalığı kişinin dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için söylediği yalanlarla başlar. Evet, mesela bazı insanlar vardır, sürekli gerçek olmayan hikayeler anlatarak çevresindekileri güldürür ve kendisine karşı bir ilgi olur. Yani dikkat çekmek için yalan olan, gerçek olmayan hikayeler anlatırlar. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirenler bir noktadan sonra kontrolü kaybeder. Öyle ki söyledikleri yalanlara artık kendileri de inanırlar. Yalan söyleyen kişiler genellikle bu yaptıklarının hastalık derecesinde olduğunu düşünmezler. Bu nedenle tedavi ihtiyacı duymaz. Kişi kendisine bir problem olduğunu düşünmediği için hasta yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir. Peki kimlerde görünür? En çok hangi tür yaşam tarzı olanlarda mitomani görülür? Bir bakalım. Mitomanlar günlük yaşamlarında gerçek dışı fikirlerle insanları yönlendiren, ki bu daha çok arkadaşlar siyasetçilerde bulunur değil mi? Gerçek dışı fikirler, sürekli vaatler ortaya atarlar. Kendilerinde gerçekleştiremeyeceklerini bildiği vaatler ortaya atarlar ve insanları yönlendirirler. Aynı zamanda belli bir amacı olmayan kişiler de bu hastalığa yakalanır. Peki mitomaniye yol açan sorunlar, sebepler yani etkenler nelerdir? Çocukluk yıllarında istismara uğramış olanlar, kişilik bozukluğu olanlar ve narsistlik. Narsist ne demektir? Kendini her şeyin üstünde gören, her şeyi en iyisinin kendisini yaptığını düşünen kişilere narsist denir. Her şeyin en iyisini o yapar. Biz buna ne deriz? Narsistlik deriz. Histerilik ve asosyal kişiliklerde mitomaniye neden olan durumlardır. Evet, son günlerde çok kullanılan mitomani kavramını sizlere kısaca net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Kanalımıza abone olup yorumlarınızı esirgemeyin. Hoşça kalın, bizimle kalın, sağlıkla kalın.